Artık burun ameliyatlarında tamponu terk ettik. Bu da çok güzel oldu. Çünkü artık hastalar ameliyattan sonra burun tıkanıklığı ilk zamanlar hiç yaşamıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Önce burun için düzelttikten sonra estetik için de aynı şey geçerli. Estetikte de burun tamponu kullanmıyoruz. Sinüs cerrahisinde de burun tamponu kullanmıyoruz. Aynı zamanda burun ameliyatlarında, yani septum deviasyonu dediğimiz burun içi eğriliğinde de bu tamponları kullanmıyoruz. Artık hepsinde de bıraktık tamponları. Ameliyat bittikten sonra, yani burnun içini kendi eriyen dikişlerle diktikten sonra, ki eğer bu burun sadece septoplasti ameliyatı ise yaklaşık 1 saat sürüyor. Burun estetiği bazen daha uzun sürüyor, 2-2,5 saat kadar sürdüğü oluyor. Dikişlerden sonra sadece burun içini temizliyoruz. Sızan kan hastanın burnundan veya genlinden az miktarlarda geliyor ama rahatsız edecek boyutlarda olmuyor. İlk 1-2 gün burundan hafif sızıntı şeklinde bazen ufak tefek kanamalar oluyor ama şiddetli bir kanama değil. Tamponu ama koymamanın çok büyük avantajları var. Hasta daha rahat nefes alıyor, daha az morarıyor, daha az şişiyor ve daha sonrasında da tamponu çekme süreci çok zor bir süreçtir. Yaşayanlar bilir. Onu her çektiğinde işte ciddi kanamalar, ağrılar, sızlar olur. Şimdi tampon olmadığı zaman pansumanlarımız da çok kolaylaşıyor. Hastanın bakımı da çok kolaylaşıyor. İşine de çok hızlı dönebiliyor böylece. Tampon artık tamamen tedaviden kalkmış durumda. Burun ameliyatlarında tampon kullanmıyoruz. Hem çocuklarda hem erişkinlerde kullanmıyoruz. Çocuklarda olmaması çok daha büyük avantaj. Çünkü çocuklarda bir tampon olduğu zaman tabii onunla çekebilirler. Pansuman problemler olur. Gece yutabilirler. Solunum yollarına kaçabilir. Sadece kendi eriyen dikişlerle bunu yapıyor olmak çok daha büyük avantaj.